Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tatlı tarifim var. Gül şeklinde çıtır çıtır çok güzel bir tatlı. İsterseniz bu tatlıyı iftar sofraları için, isterseniz de bayram için gönül rahatlığıyla hazırlayıp misafirlerinize ikram edebilirsiniz. İsterseniz şimdi hemen tatlının yapımına geçelim. Yoğurma kabımın içerisine 1 yemek kaşığı sirkeyi ekliyorum. Daha sonra da 1 çay kaşığı kabartma tozunu ekliyorum. Ve 1 tane yumurtayı ekliyorum. 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağının başı 1 parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Hepsini şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra unu ekliyorum. Toplamda 4 veya 4,5 bardak un kullanabilirsiniz arkadaşlar. Markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben 4,5 bardak un kullandım. Spatula ile şöyle gelişigüzel bir toparladıktan sonra elimle de kıvam aldırıncaya kadar yoğuruyorum. Spatulamı temizleyip kenara alıyorum. Daha sonra elimle güzelce yoğuruyorum. Yumuşak bir hamur yapıyorum. Hamurumuzu çok güzel bir şekilde yoğuralım arkadaşlar. Yufkaların güzel açılması için burası çok önemli. Bakın hamurumun yumuşaklığı bu şekilde. Şimdi biraz da bunu tezgahın üzerinde yoğuracağım. Daha güzel kıvamlı bir hamur olması için tezgahın üzerinde de yoğuruyorum. Açılması çok kolay oluyor. Çok güzel açılıyor arkadaşlar. Sizler de mutlaka bu şekilde güzelce yoğurun. Daha sonra bu şekilde kesme aparatı ile kestikten sonra beze yapacağım. Toplamda 8 tane beze yapıyorum. Malzeme listesinde ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan takip edebilirsiniz. Kullandığım unun markasını da açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Bezelerin tamamını hazırladıktan sonra bir kenara alıyorum. Tatlım için nişasta kullanıyorum arkadaşlar. Kesinlikle nişastanın içerisine un karıştırmadan açalım. Yufkaları açarken mutlaka nişasta kullanalım. Mısır veya buğday fark etmez. Bezelerin tamamını hazırladım gördüğünüz gibi. Bezenin bir tanesinin altına ve üstüne nişastayı ekleyip pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Tamamını bu şekilde açıp bir kenara alıyorum. İsterseniz burada merdane de kullanabilirsiniz. Hamurumuzun daha güzel dinlenebilmesi için siz de mutlaka bu şekilde açın arkadaşlar. Daha sonra uygun bir kabın içerisine aralarına nişasta sürerek bu şekilde üst üste alıyorum. Ve üzerine bir poşet geçirip bir kenara alıyorum. İlk yaptığım bezeden açmaya başlıyorum. Tatlımın içerisinde ceviz kullanıyorum arkadaşlar. İsterseniz siz Antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Şimdi yine ilk bezemin altına ve üstüne nişasta ekleyip açıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay şekilde açılıyor. Açabildiğimiz kadar ince açmaya özen gösterelim. Hamurumuz dinlenmiş olursa zaten çok kolay bir şekilde açılıyor gördüğünüz gibi. Hiç yufka açmayı bilmeyenler için sayfamda yufka açma dersleri de var arkadaşlar. İsterseniz oradan takip ederek pratik yapıp kendinizi geliştirebilirsiniz.
1 dakikadan kısa bir sürede açıldı gördüğünüz gibi, incecik de oldu. 2 tanesini bu şekilde açıyorum. İlk açtığımı oklavaya sarıyorum, ikinciyi de açıyorum. Elimdeki oklavaya küçük geldiği için diğer büyük oklavamı aldım arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde açılıyor. Siz de bu malzemeleri kullanarak aynen benim tarifime uyarsanız bu şekilde kolay yufkalar açabilirsiniz. Şimdi bunu bir kenara koyuyorum. İkinciyi de açıyorum. İkisini üst üste aldıktan sonra bu şekilde kesiyorum. Kenarlarını çıkartıyorum. Kenarlarında israf etmiyoruz arkadaşlar. Börek yapımında kullanabilirsiniz. Dikdörtgen şeklinde kestim. Bir de ortasından kesiyorum. Daha sonra da diğer taraftan kesiyorum. 4 tane kare şeklinde yapmış oluyorum. O kareleri de tekrar birer kere daha kesiyorum. Küçük küçük dikdörtgen şeklinde kesmiş oluyorum gördüğünüz gibi. Ve böyle hepsini üst üste alıyorum. İnce çekilmiş ceviz kullanıyorum arkadaşlar. Kestiğim dikdörtgen şeklindeki yufkamı tezgahın üzerine alıp içerisine çay kaşığı ile 2 çay kaşığı kadar cevizden ekliyorum. Bu şekilde katlıyorum aynen videoda gördüğünüz gibi. Ve elimle büzdürerek gül şeklini veriyorum. Yapılması bu kadar kolay. Ve çok da güzel görünüşü var. Çıtır çıtır bir tatlı oluyor arkadaşlar. Sizler de mutlaka deneyin. Şimdi bir tane daha göstermek istiyorum aynı şekilde. Elimle bir taraftan büzdürüp bir taraftan sarıyorum. Gül şeklini veriyorum. Buraya kadar izleyip videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tarif hakkında sormak istediğiniz bir şeyler olursa da yorum kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde bir tane daha hazırlıyorum. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra tepsime yerleştiriyorum. 170 derecede yarım saat kadar pişirdim benim fırınımda arkadaşlar. Fırınlarda değişiklik olabiliyor. Altı üstü kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Gördüğünüz gibi hepsini tepsime yerleştirdim. Şimdi üzerine tereyağı süreceğim. Tereyağını önceden erittim ve köpüğünü aldım. Fırça yardımıyla üzerine sürüyorum hepsinin. İlk önce bir şeklini sizlere göstermek istiyorum. Bakın aynen gül şeklinde oldu. Şimdi üzerine fırça yardımıyla tereyağı sürüyorum. Hepsine tereyağı güzelce sürdükten sonra şimdi pişirmeye gönderiyorum. Şimdi şerbetini hazırlıyorum. 3 bardak şeker, 3 bardak su olarak koydum arkadaşlar. İçerisine 1 dilim limon koyuyorum. Kaynadıktan sonra da 15 dakika kaynatıyorum. Gördüğünüz gibi tatlım fırından çıktı. Tatlıyı ve şerbeti sıcak olarak buluşturuyorum. Tatlıyı ve şerbeti sıcak olarak dökmeye özen gösterelim arkadaşlar. Bu şekilde şerbeti döktükten sonra 1 saat kadar bekletelim. Daha sonra servise hazırdır. Şimdi sizlere servis tabağına koyup tatlının nasıl olduğunu da yakından bir göstermek istiyorum. Deneyecek olanlara da buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Gördüğünüz gibi tatlım çok güzel bir şekilde kızarmış. Harika bir tatlı oldu arkadaşlar. Bütün önemli detayları açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi tatlımın sizlere içini de bir yakından göstermek istiyorum. Kesinlikle hamurlaşma olmuyor.
Çok güzel çıtır çıtır bir tatlı oldu. Gönül rahatlığıyla misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Bu arada videomun sonuna geldim. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.